Hepinize selamlar arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine gündem hakkında birazcık sızlanacağız. Çünkü seçimlere kadar gelin görün ki yapabileceğimiz maalesef ki hiçbir şey yok. Normalde biliyorsunuz yaptığım eleştiriler genelde YouTuberların içerikleri üzerine veya ne bileyim hani sanatçıların şarkıları üzerine olurdu. Fakat öyle bir duruma geldi ki kanal bildiğiniz artık yavaştan siyaset ve gündem kanalına dönmeye başlıyor. Bundan ben de pek memnun değilim. Siyaset konuşmak, hele ki Türkiye'de siyaset konuşmak bence aşırı derecede gerici bir şey. Geriliyorum yani herhangi bir şey olacak veya başımız yanacak diye korkmuyor değilim açıkçası. Fakat konuşmam gerektiğini de biliyorum çünkü güzel bir kitleye sahibim ve o konuşmayacaksa, ben konuşmayacaksam işin sonu maalesef ki böyle giderse kötü olacak. Yani anlayacağınız siyasi konulara değinmek artık zorunlu bir şey haline geldi. Öncesinde yine bazı şeyler hakkında yorum yapmamızın gerek kalmadığı durumlar oluyordu fakat hayat pahalılığı, insanların siyaset üzerinden birbirini kısıtlaması gibi durumlar arttıkça ve gözümüze gözümüze sokulunca Konuşmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef ki kalmıyor. Belki de zamanında konuşmadık, sesimizi çıkartmadık diye de böyle olmuştur. Yani bilmiyorum. Neyse konumuza yavaştan bir gelelim. KYK yurtlarında insanlar ölüyor. Gençler ölüyor ve bu hem devlet hem de sosyal medya tarafından susturulmaya çalışıyor şu anda. Neden böyle dedim? Çünkü bildiğim kadarıyla en azından tam olarak emin değilim. Fakat sosyal medyada bunun hakkında bir yasak geldi. Yani paylaşım yasağı geldi KYK yurdunda intihar eden insanlar hakkında. Bunun sebebi de çok büyük ihtimalle insanları paniğe sokmamak. Fakat zaten olayın sonucunu ve yaşandığı yeri biliyoruz. Yani Susturmanın mantığını çözebilmiş değil. Şimdi geçtiğimiz günlerde KYK yurdunda öğrencilerin intihar ettiği konusu Twitter gündemine taşındı. Akdeniz Üniversitesi'nin Bezmi Alem Valide Sultan yurdunda ardı ardına intihar eden öğrencilerin olduğu görüldü. Aynı yurtta, aynı blokta öğrencilerin intihar etmesi aşırı derecede şüpheli olduğu yetmezmiş gibi bir de olay hakkında Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü ve yurt yönetimi yeterli bir açıklama yapmadı. Yani bu öğrenciler gerçekten intihar mı ediyor yoksa tehdit mi ediliyor? Bu bir cinayet mi? Şu an bunları kimse bilmiyor. Akdeniz Üniversitesi'nin dediği tek şey olayı araştırıyoruz. 11 Mayıs'ta Halil Gülcan evet. Aynı kampüsteki Elmalılı Hamdi Yazar Öğrenci Yurdu'nda kalan Muhammed Emre Kandemir'in 23 Mayıs'ta ve son olarak 10 Haziran'da ise Turizm Rehberliği 2. Sınıf Öğrencisi Muhammed Kayın'ın intihar haberinin ardından kamuoyunda intiharlara ilişkin araştırma yapılması talep edildi. Anladığım kadarıyla aynı kampüste bulunan yurtlarda 3 adet intihar vakası gerçekleşmiş. Gerçekten aşırı derecede üzücü bir durum. Şimdi bu 3 öğrenci burada intihar etti dedik ya veya öldürüldü. Çünkü şu an olayı bilmediğimiz için hala varsayımda bulunuyorum. Bu olabilir yani ben sadece varsayımda bulunuyorum kimseye galeyana getirmiyorum sevgili devlet yetkilileri onu şimdiden söyleyeyim. Yani bu bir cinayet de olabilir. Aynı okulda 3. defa intihar olayının gerçekleşmesi normal bir şey değil. Bu okulda bu intihar vakalarının olmasına rağmen oyurda yine de kalması için yollanacak insanlar olacak yani. Çünkü her ailenin durumu Antalya'da çocuklarını kiralık bir eve koyacak kadar iyi değil. Hani bu olaya intihar etmişler tamam geçiştir diye bakamayız. Bunun sonrası da var çünkü anladınız mı? Hani psikolojik olayı da var. Yani bildiğiniz üzere yurtlar zaten bir alternatif. Hem üniversiteye yakın hem de maddi durumu hani çok zorlamamasına en azından bir kiralık ev kadar zorlamamasına ötürü mecburen hani bu yurtları seçiyor insanlar. Çocuklarını yollamak için. Ve bu olayları bilmesine rağmen çocuğu eğer üniversiteye kazandıysa ve tercih ettiyse mecburen ailesi oraya yol olacak Yani o yurtlardan birisine yol olacak eğer maddi durum yoksa? Yani aslında ölüme yollamış gibi bir şey olacak aileler çocuklarına. Bu çok üzücü bir şey ama elden de bir şey gelmiyorsa bunun hesabında aynı şekilde sorulması gerekiyor. Tıpkı bizim şu anda sorduğumuz gibi. Hala bu konu hakkında bir açıklama bekliyoruz. Yani Akdeniz Üniversitesi KYK yurtlarında neler oluyor? Bu çocuklar gerçekten intihar mı etti yoksa bunlar bir cinayet miydi? Allah aşkına artık birisi açıklama yapsın yoksa ileride olur da bir insan daha oraya giderse ve ölürse bunun vevali gerçekten özellerine olacak yani. Şu anda siyasi partilerin bazıları konuyu araştıracağını söylüyor. İşte İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuyla ilgili yakından ilgileneceklerini araştıracaklarını söylüyorlar. Umarım dediklerini yaparlar ve bu konuya bir ışık tutarlar çünkü gerçekten kesinlikle bakılması gereken bir konu. Onun dışında sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan herhangi bir şekilde açıklama gelmedi. Yani en azından ben görmedim. En son cuma namazı kılmış Allah kabul etsin diyelim. Bir ara inşallah ölen gençler insanlar hakkında da bir konuşma yapar. Yani olayın araştırılmasını sallar veya ne bileyim bir baş sağlığı diler. Görmezden gelmez umarım. Yani ben Google'a baktığım zaman Recep Tayyip Erdoğan Akdeniz Üniversitesi yazdığım zaman herhangi bir şekilde hiçbir açıklama çıkmadı yani haber Yani anlayacağınız Akdeniz Üniversitesi'nde ilginç olaylar dönüyor ve intihar eden arkadaşların genelde intihara meyilli insanlar olmadığı hatta 2-3 gün sonra eğlenecekleri yerler için arkadaşlarıyla sözleştikleri mesajlaştıkları da Twitter'da dolaşıyor Tabi bunları göstermeyeceğim onlar özel şeyler iki gün sonra kendini o camdan atacak olan adamın böyle mesajlar atıp sonra intihar edeceğini hiç sanmıyorum yani dediğim gibi bu işin içinde bir iş var ve kokusu yakında çıkar ve intihar o kadar da kolay bir şey değil hani gerçekten alınan ciddi bir karar intihar dediğimiz şey hani öyle ah ben işte sıkıldım moralim bozuk intihar edeyim diye olmuyor problemler birikiyor 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 en sonunda patlıyorsun ve yani kendini bir bakmışın öteki dünyada buluyorsun yani peki şöyle bakalım hani gerçekten intihar olma olasılığı var mı evet tabii ki de var fakat bunun nedeninin araştırılması gerekiyor arkadaşlar. Eğer burada kişiler gerçekten intihar ettiyse kendi isteğiyle o camdan mı aşağı atlamış ya bunun sebebi neydi? Eğer burada kişiler gerçekten intihar ettiyse, kendi isteğiyle o camdan aşağı atladıysa bunun sebebi neydi? Ailevi sıkıntılar mı? Ekonomik sıkıntılar mı? Üniversitede yaşanan bir veya birden fazla olaydan kaynaklı bir şey mi? Bunların öğrenilmesi gerek. Aile de isterse zaten bunları kamuoyunda paylaşır. Yani anlayacağınız e, olaylar bunlar. Yani bu, bu olaylar hakkındaki düşüncelerim bunlar. Gerçekten beni çok derinden yaralayan bir konu. Gerçekten çok üzen bir konu beni. Umarım ileride böyle şeyler görmeyiz. Umarım böyle şeylerle hiçbir zaman karşılaşmayız. Çünkü insanın canının böyle gittiğini görmek gerçekten oradaki insan insanları tanımasanız bile size aşırı derecede üzüyor arkadaşlar. Ya sonuçta bunlar genç insanlar. Oradaki benim kardeşim de olabilirdi. Ve düşünsenize yani kardeşinizi bir üniversite ...oluyorsunuz ve intihar ettiği söyleniyor fakat gerçekten hani intihar edecek gibi bir durumu da yok. Yani cinayet mi intihar mı belli değil. Hani kafayı yersiniz. Ya ülkede gençler intihar ediyorsa ve aynı yerde bu olay 3 kere oluyorsa burada bir problem vardır. Bu olayın araştırılması gerekiyor. Eğer gerçekten bu kişiler intihar ettiyse yani herhangi bir şekilde ortada bir cinayet yoksa ülkenin durumunun gözden geçirilmesi gerekiyor bu sefer. Ya çünkü bir ülkede intihar eden insanlar varsa demek ki orada bir sıkıntı var. Hani mutlu olan insan zaten ekonomik bir sıkıntısı olmayan, mutlu olan, hayatı gayet güzel giden insanlar neden böyle bir şey yapsın? Yani insanlara kaliteli bir hayat sunamıyorsak da burada bir problem var yani. Aslında yani bir bakıma sebebi de bu. Hani şimdi eğer oturup doğru konuşalım arkadaşlar. Yani şu son en azından 5-6 senedir hangimiz mutlu şu hayatta ya? Hani gerek ne bileyim işte ekonomik sıkıntılar olsun. Ya yani bu ekonomi en başta olan sebeplerden biri ama hani diyelim tamam hadi ekonomik sıkıntılar olsun. Yani başka problemler de bunun üzerinde bilince gerçekten insan hayat enerjisi sömürülüyor. Her gün siyaset duymak ayrı bir sıkıntı. Zaten eskiden böyle siyasetle alakalı bir şeyler duymuyorduk anasını satayım. Şu an mecburen siyasetin içerisindeyiz. Yani mecburen o ülkede yaşanan olaylar gözümüzün önüne geliniyor, geliyor tabii ki de bunun hani sosyal medyanın gelişmesinden de kaynaklı olan bir şey var. Yani sosyal medya gelişince tabii ki de gözümüzün önüne daha çok seriliyor bu olaylar. Yani her gün Twitter'da bir taciz haberi, tecavüz haberi ondan sonra işte siyasi partinin yaptığı böyle saçma sapan açıklamalar bu işte sol parti olsun, sağ parti olsun fark etmez. Bilmiyorum abi böyle 50-60 yaşındaki adamlar siyasete atılıyor ve gerçekten gençleri hiç anlamıyorlar. Hani bundan da kaynaklı zaten bir problemleri miz var. Türkiye'de Genç olmak gerçekten aşırı derecede stresli bir şey. Bunun ben de farkındayım çünkü ben de bir gencim. Para kazandığım yer YouTube olmasından kaynaklı beni çok rahat sanan arkadaşlar var fakat öyle bir şey yok. E gençlerin bazıları da saçma sapan konuşuyor bir ünlü ekonomi hakkında yorum yapıyor. Olan yani zaten senin param var ama koyayım falan triplerine giriyorlar. Yani ne alaka abi ekonomi zengini de etkiliyor. Şahsi düşüncem böyle. Tutunmaya çalışıyoruz işte hayata bizde ne yapalım yani. Biliyorum hepimiz için zor şu an ülkenin bu durumu. Umarım ülke çok daha iyi bir duruma gider ve hepimizin mutlu olduğu günlere tekrardan geri döneriz diyorum. Ölen öğrencilerin ailelerine sabır diliyorum ve teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Böyle gündemdeki konular hakkında konuşmaya devam edeceğim. Yakında Cahri'ninle alakalı bir video atacağım. İleride konuşacağım konuları merak ediyorsanız takipte kalabilirsiniz. Bunu da kanala abone olarak ve bildirimleri açarak yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu konular hakkında başımıza böyle belalar açılmazdan yeteri kadar bela açıldı. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.